Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda genel olarak pozitif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Uzak Doğu piyasaları da Japonya ve Hong Kong %2 yukarıda. Avrupa'ya baktığımızda DAX %0,4 yukarıda. ABD'de vadeleri ise genel olarak artı ama dünkü kapanışlara yakın seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Fed toplantısı var. Bütün dünya bu yaşanan bankacılık krizinden sonra Fed'in ne yapacağını merak ediyor. Piyasa ikiye bölünmüş diyebilirim burada. Birincisi bu yaşanan krizin önemliliği yüzünden şahin bir duruşa geçebileceğini, yani faiz artırmayacağını ancak vereceği mesajlarla bunun geçici bir sürelik bir duruş olduğunu ve bundan sonraki dönemde piyasaların sakinleşmesiyle birlikte ve bankacılık sistemindeki bu mevduat konusu biraz daha sakinleşince tekrar enflasyonla mücadele çerçevesinde gerekirse faiz artımlarına tereddüt etmeden devam edecekleri şahince duruş, şunun özeti bu oluyor. Ya da 25 bas puan artırıp piyasaların nasıl tepki vereceğini görecek. Ama baktığımızda açıkçası hala 2023'ün genelinde faizlerin bugünkü seviyesinden daha düşük olarak seneyi kapatacağını görüyoruz. Yani toplam 2023'te 50 bas puanlık bir indirim fiyatlıyor sene sonuna kadar piyasalar. Onu görüyoruz. Bugünkü en önemli konu bu. Bankacılık krizi tarafında baktığımızda dün ABD Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları vardı. Yani tüm mevduatlara gerekirse bir garanti vermeden bahsetti ki yaklaşık 17 trilyon dolarlık bir mevduat var. Ya tabii ki mevduatların hepsinin sıkıntılı veya problemli olması diye bir şey söz konusu değil. Ancak böyle bir defakto garanti tabii ki herkesin kafasını rahatlatıyor ve panik ani hareketler yapmalarına, bir bankadan öbür bankalara götürmesine engel oluyor. Çünkü en sağlıklı bankalar bile hızlı mevduat çıkışlarında likitte problemi yaşayabilirler. Bunun önüne geçmek için bunun bile düşünülebileceği hakkındaki yorumları bana enteresan geldi. Bu en son kurtarma rolü. Öyle düşünmek lazım. Yani regülatörün ya da hazinenin defakto garanti vermesi mevduatlara ya da bizde 21 Aralık 2021'de olduğu gibi KKM ile birlikte döviz mevduatlara verilen bir defakto garanti vardı bir nevi. O da bizdeki piyasayı ve döviz kurunu ciddi şekilde etkilemişti. Hep tabii ki şimdi bakıyoruz bizim piyasamıza etkileri. Özellikle bankacılık sektörü son bir haftada ciddi şekilde geriledi. Yani %10'un üzerinde bir gerileme görüyoruz. İş Bankası 15 liradan işte dün oldukça zayıf kapadı. 13,64 kapadı. Bütün bankalarda bir zayıflık olduğunu görüyoruz. Tabii ki herkes bunu global bankacılık kriziyle bağlamak istiyor. Ben bunun çok bağlantısı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Global bankacılık krizinin bize etkisi olursa ancak global fonlama miktarlarının azalması veya çok daha şu anki seviyelerinden pahalı hale gelmesi olur. Ama ben bunu bahsetmiştim daha önce. 2011 Avrupa bankacılık krizi ki bizi daha çok o zaman etkileyecek bir durumdaydı. O zaman bile Türk bankaları bundan etkilenmemişti.
Dün bana gelen bir soru. Evet, Avrupa'da bir bankacılık krizi var deniyor. Türkiye'de de sermayeleri Avrupalı banka olan birkaç tane banka var tabii ki. İşte TEB'in, BNP Paribas. Ama bizim için daha önemli olan borsa açısından Garanti'nin BBVA. BBVA'da Kredi Suisse gibi bir problem yaşarsa Garanti için zor günler olur mu? Hayır arkadaşlar, kesinlikle olmaz. Çünkü sermayelerin buradan başka bir yerde yaşadığı likidite sorunu için likidite çekmesi diye bir şey söz konusu değil. Mümkün değil. Bu zaten BDDK'nın izin vereceği bir nokta değil. Garantinin yurt dışından BBVA aracılığıyla elde edeceği likidite azalma olur mu? Zaten baktığınız zaman yani ana sermayedardan sendikasyonlar da bir payı yok BBVA'nın. O yüzden hiç çok bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Ama tabii psikolojik etkisi olur. Ama Credit Suisse'in yaşadığı problem normal bir bankacılık krizi değil. Şey de değil. Yani bu Fed'in faiz arttı, faizler çok yükseldi. O yüzden bilançoda risk ortaya çıktı da değil. Tamamen bir yatırım bankacılığı tarafından yıllardır devam eden skandallar, para kayıplarının yarattığı bir problem. Öyle baktığınızda da BBVA büyük bir yatırım bankası kolu yok. O tip riskleri yok. Daha çok bizim bildiğimiz konvansiyonel banka tipi Latin Amerika'da, Türkiye'de ve İspanya'da operasyonları var. O yüzden BBVA'nın bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama hani Avrupa bankacılık likidite sorunu yaşasa bile ben bunu BBVA aracılığıyla garantiye yansıyacak bir tarafının kesinlikle olmadığını söyleyebilirim size gönül rahatlığıyla. Bizdeki bu bankacılık hisselerindeki düşüşün ben ana sebebinin seçim öncesi yeni pozisyonlamanın olduğunu düşünüyorum. Özellikle bankacılık sektörü değil ama genel olarak hızlı bir 2022'nin ikinci yarısı performansından sonra likide geçme tercihlerinin burada ben önemli rol oynadığını düşünüyorum açıkçası. Zaten yabancı yatırımcı çok fazla yok. O yüzden yerli yatırımcılarda da iştah olmayınca daha düşük hacimlerle düşüşler yaşadığımızı görüyoruz. Dün açıklanan zaten beklediğimiz kamu bankalarının yeniden sermayelendirilmesi konusu var. Orada daha önce 20 milyar TL olarak açıklanan rakam 30 milyar TL hem Halk Bankası için hem de Vakıf Bank için 30 milyar TL olarak belirlenmiş. Bu biliyorsunuz tahsisli yani sadece Türkiye Varlık Fonu'nun katılacağı bir sermaye artışı olacak. Bu tip üçüncü artış son üç senedeki. Burada var olan yani küçük yatırımcılar, Halkbank ve Vakıfbank küçük yatırımcıları aslen dilution efekt dediğimiz yani oranlarının, sermayedarlık oranlarının azaldığı bir şeyden geçecekler. Çünkü isteseler de buna katılamıyorlar. Genelde düşünce şöyle oluyor, yanlış bir düşünce bence. İşte ne güzel, devlet bizim yerimize para koyuyor, bankanın bilançosunu güçlendiriyor diye. Yani burada normal şartlar altında tabii ki bankanın kendi yarattığı kârlarla bu sermayesini arttırıyor olması gerekiyor. 3 senede 3. defa sermaye arttırımı ve toplam şirket içindeki payınızın azalması küçük yatırımcısı açısından herhangi bir şekilde iyi gözükecek bir nokta değil. Zaten 2022 sonuçlarına baktığımızda da kamu bankalarının sermaye yeterliliklerinin özel bankalara göre çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bunların bilançoları çok ciddi şekilde büyüdü 2018 yılından sonra. Kamu bankaları toplam kredi pazarında %40'tan %50'nin üzerine çıktılar. Bu çok büyük bir
artış. Normal koşullarda olamayacak bir artış aslında. Kamu bankalarına haksız bir avantaj sağlanıyor. Bu kolay sermaye artırımlarıyla diyeyim açıkçası. O yüzden de biz hiçbir zaman kamu bankalarını açıkçası temel sebeplerden dolayı beğenmiyoruz. Orada da özellikle kredi defterlerinde herhangi bir ekonomik yavaşlama durumunda çok daha problemli kredi olabileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Bu kadar hızlı büyümüş bir bilanço döneminden sonra. Dün benim dikkatimi çeken başka bir konu daha vardı. Bu konuda dün 2 hazine ihalesi yapıldı. 39 milyar TL borçlandı hazine. Sanırım bugün geri ödemesi gereken 16 milyar TL gibi bir rakam vardı. Yani ihtiyacı olandan daha fazla borçlandı. Bu tabii normal. Deprem sonrası finansman ihtiyacı arttı kamu için. Ama benim daha çok dikkatimi çeken bankacılık sektörü açısından. Burada kamu hiçbir alım yapmadı. Yani normal kamu kurumları da bu hazine şeylerinde hepsinde muhakkak alıcı oluyorlar. Tamamen piyasa yapıcılarına verdiler. Yani bu bizim her zaman konuştuğumuz bankaların bu düşük faizli uzun vadeli devlet tahvillerini alıyor olmaları uzun vadede bence bir risk açıkçası. Ve bunun ben daha artarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu sene depremden dolayı bütçe açığı gayri safi milli hasılanın %5'inin üzerine çıkacaktır doğal olarak. Daha da fazla borçlanma olacaktır. Ama bunun yükü bankalar tarafına geçtiği zaman bence düşünülmesi gereken önemli bir risk olarak söyleyebilirim. Bir de dün gün içinde tabii bizim yakından takip ettiğimiz bu yurt dışı TL swap fiyatlamaları var arkadaşlar. Bunlardaki oranlar aslında son dönemde oldukça sakin giderken, yani şimdi ben geçen Mart ayından beri olan rakamlara bakıyorum. Genelde ortalama olarak %15'lerde gittiğini söyleyebiliriz. Son dönemlerde %10'un altına düşmüştü. Son bir sene içinde bundan önce gördüğü en yüksek seviye 98-99. Dün itibariyle 420'de kapadı bu. Şimdi burada bir TL tarafında bir sıkışıklık olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Yani bu rakamın bugün de takip edeceğiz. Dün çok oynaktı bu rakam. Yani %9'lardan da işlem geçerken işte 419'lara kapamış dün akşam itibariyle. Kur tarafındaki biz genelde kuru takip ederken işte daha önce ne olurdu? Bu göstergedeki önemli zıplamalarda bu kadar yabancıların TL'ye sıkışıp işte TL tarafında hisse sattığı vesaire borsanın o yüzden düştüğü söylenirdi. Ama çok TL shortlayabilecek bir durumları yok yabancıların. Çok uzun zamandır bu durum olmadığı için bundan kaynaklı olmuş olduğunu düşünmüyorum. Ama bu yakından takip edeceğimiz bir gösterge olacak. Önümüzdeki yani bu seviyelerde kalacak mı yoksa tekrar sakinleşecek mi, sakinleşmeyecek mi diye. Bunu gözlemliyor olacağız kurla birlikte. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çarşambalar. Herkese günaydın. X100 endeks tarafında 100 günlük aylık ortalamanın altında kalmaya devam ediyoruz. Bu da görüntüyü olumsuz hale getiriyor. Bugün için bu seviyeyi 5000 olarak takip edeceğiz. 5000 seviyesinin altında kaldığımız sürece hisse pozisyonlarda minimumda kalıp 4750, 4700, 4600 seviyelerini takip edeceğiz. 5000 seviyesi geçilirse yukarı doğru bir atak olabilir. O zaman 5050 ve 5200 seviyeleri gündemde olacak. Ancak biz teknik disiplinimize bağlı 5200 seviyesi geçilmeden yukarı yönlü hareketleri satış fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Bankacılık endeksinde bugün 4600 seviyesi oldukça kritik.
Burası 21 günlük ağırlıklı ortalama. Burasının kırılması halinde, ki benim beklentim kırılacağı yönünde, kırılırsa 4400 100 günlük ağırlıklı ortalamasına doğru bankacılık endeksi de geri çekilecektir. O yüzden bankacılık endeksinde 4600'ün altında temkinli olmakta yarar var. Altın güç toplamaya yönelik biraz dinleniyor. 1925'in üzerinde kaldığımız sürece 1925-2000 bandında ons altın hareketine devam eder. Eğer 1925 kırılırsa orada bir miktar geri çekilebilir altın ons fiyatları. Gram altında da bu 1175 seviyesi olarak takip edilebilir. Daha önce sizinle paylaştığım ve mevcut ortamda riski dağıtmak adına söylemiş olduğum Nasdaq, yani bizim robotik fonumuz Rize, Trabzon, Giresun. Orada kalmaya devam edebiliriz. Çünkü orası 12.800'ü geçti ve bizim hedefimiz doğrultusunda 13.000, daha sonra da 13.700'e doğru Nasdaq'ın hareket etmesini bekliyorum ben. O nedenle pozisyonlarımızın bir kısmını bizim robotik fonumuzda tutmakta yarar var. Dolar endeksi 103 seviyesine geldi. Burası da dolar endeksi için önemli bir seviye. 103'ün altında dolar endeksi de aşağı doğru tekrar 100 seviyesine doğru geri çekilebilir. O nedenle dolar endeksinde de 103 seviyesinin altını çizmek istiyorum. Herkese de iyi seanslar diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.